Medyumlara. Yani bazı insan medyumum diyor. Nedir bu? Vallahi şimdi Hiç Allah. baktınız mı bu konuya? Eğildiniz mi? Şimdi genelleme yapayım. Hı. İstisnai konuşayım. Benim bugüne kadar gördüğüm Hı. medyumluk falan filan diye ortaya çıkanların hepsi lafı güzaf, Öyle mi? şarlatanlık, laf Öyle ebeliği. mi dersiniz? Hı. Bugüne kadar benim gördüklerim büyük bir çoğunluğu bu şekilde. Ha, bazen bazı insanlara rüyasında veya bir şeyde gelecekle ilgili bir şeyler gösterilebilir. Enteresan bazı deneyimler olabilir. Yani bunu aslında tamamen imkansız görmüyorum. İşin doğrusu. Ondan genelleme yapıyorum. Yani bunun istisnalar olabilir. Fakat benim bugüne kadar gördüğüm işte medyumlar, özellikle mesela basit bir örneğini verelim. Siz hazır 21 Aralık'a çok yaklaştık. Onunla ilgili sohbette. İşte bana medyumlar aracılığıyla, uzaylılar aracılığıyla, içimdeki hisseler aracılığıyla vahiler geldi, ilhamlar geldi, uzaylılar bana mesaj gönderdi deyip de işte kıyamet tarihlerini veriyorlar. 8-9 gün sonra göreceğiz ne olduğunu o kıyamet tarihlerinin. Bugüne kadar binlerce defa gördüğümüz gibi. Her sene dikkat edin, yılbaşında önümüzdeki seneyle ilgili açıklanan medyumların, Muhakkak. baba çok büyük medyumların şeylerini görüyorum. Özellikle o yılbaşından önceki o medyumlarınkini bir toplasınlar. Ondan sonra o sene onların yüzde kaçı gerçekleşmiş baksınlar. Yüzde Hiçbir, ya zaten hiçbiri. bazen bozuk saat bile günde iki defa doğruyu Doğru. gösterir. Bu nevinden bir şeyler o kadar çok atarsanız tutturabilirsiniz. Bakın ne çıkmış ortaya, ne şey yapmış. Ondan bunlara hiç öyle ciddi şekilde itibar edilmemesi gerekiyor. Bugüne kadar benim Ama gördüğüm çok bu tip, ediliyor. ne yazık. Çok ediliyor, Bunlar yazıktır. insanları yanıltmaktan, insanları gerçek hedeflerinden saptırmaktan başka bir işe yaramadıkları kanaatindeyim. O büyülerin, medyumların, işte falcıların bunları ciddiye almamamız lazım. Ama Bir de alınıyor. dedim, diyelim ki doğru olsa ne olur da diye düşünmek lazım. Biz kendi hedefimize bakalım. Yani biz niye buradayız? Biz burada Allah'ın bizi yaratması sayesinde Allah'ın bir kulu olarak buradayız. Allah benden ne istiyor? Biz bu sorulara odaklanırız. Ben ne yapabilirim diye odaklanabilir. Kur'an'da da geçtiği gibi. Kapasitemin dışında bir şey de istemiyor yani. Tabii zaten Kapasitemin insanın içinde. kapasitesinin dışındaki bir şeyden Kur'an'da geçiyor. İnsan güç yetiremeyeceği şeyden sorumlu değildir. Değildir. Taşıyamayacağı yükü Mesela diyelim vermez. Allah rızası için mesela diyelim ki fakirlere bir şey vermek Kur'an'da çok ısrarla vurgulanıyor. İnsanın kendi imkanlarından fakirler, acizler için vermesi. Bir kimse iflas ettiyse, şey ettiyse veremez. Gücü yetmez. Onu yapamaz. Kur'an'a göre bir hastaysanız oruç tutamazsınız. Yani gücünüz yetmez. Yapamazsınız. Mesela hacca gideceksiniz. Orada bir savaş varsa, şey varsa, savaştan dolayı hacca gidemezsiniz. Gidemezsiniz hacca. Yapamazsınız. Yani bu şekilde güç yetiremeyeceği şeylerden insan İslam dinine göre sorumlu değil. Güç yetirebileceği şeylerden biz sorumluyuz. Gücümün yetmeyeceklerinden sorumlu değiliz.